Merhaba arkadaşlar, Staff Türkiye hoş geldiniz. Bugün ufak bir gezinti ve aynı zamanda İngiliz Staff'ı anlatacağız sizlere. Birçok arama, işte Pitbull Staff istiyorum, Pitbull İngiliz Staff istiyorum. Arkadaşlar Pitbull değil, İngiliz Staff. İngiliz Staff standartları olan bir örüktür. Pitbull ise standartları belli olmayan, yani altından çıkan yavru 15 kilo da olabilir, 35 kilo da olabilir, 45 kilo da olabilir. Belli bir standardı yoktur Pitbull'un. İngiliz Staff'ın belli bir standardı vardır. Bu standartta geçmezler. Gerçekten secereli, bilinçli üretim yapanlardan bahsediyorum. Pitbull ve İngiliz Staff arasındaki fark, zaten bundan önce de birkaç videomuzda anlatmaya çalıştık. Saf olan Pitbull'un atası ve Amerikan Staff'ın atası olan İngiliz Staff. İngiliz Staff bu ırkların atası olarak devam etmektedir. Çocuklarla arası çok iyidir. Normalde ırk hem Uluslararası Köpek Irkleri Federasyonu tarafından hem de Türkiye Köpek Irkleri Federasyonu KIF tarafından, KIF ve FCI onaylı belgeleri vardır. Küçük, pratik, zeki, sevecen ırklardır. İnsanlarla arası çok iyi. Çocuklarla arası çok iyi. Aynı zamanda nanny dog olarak geçen, çocuk dadısı olarak bakılan bir ırk. Salya sorunu yok, havlama sorunu yok. Apartman için uygun. Tüy dökme sorunu sadece mevsimsel iki kere olur. Tüylerinde dökülme, yani uçma, üzerinize yapışma vesaire filan gibi olaylar göremezsiniz. Şimdi burada gezintideyiz. Işıl'a vereceğim ayrım boyu. Görüyorsunuz. Işıl, tut hadi ayrım boyu, sen gezdir kızım. Evet. Kelly'yi de ver. Evet. Bu köpeklerin şu anda hiçbir şekilde çocukla eğitimi yoklar. Niye? Şu an gördüğünüz gibi Işıl ikisini de kontrol edebiliyor. Orman yolunda geziyoruz. Hayır de kızım, çek. Sıkı tut, sıkı tut. Devam et. Evet, ikisini de kontrol edebiliyor gördüğünüz gibi. Yavaş, yavaş. Hayır de. Hayır. Iron, yavaş. Iron boyun ve Kelly'nin sadece şov eğitimleri var. Otur, yat, kalk, bekle gibi komutlar bilmiyorlar. Sadece çağırdığımız zaman gelirler. Onun için de evde standart bir hayatımız var. İşte buraya gel. Hayır, onu yapmıyorsun. Bunları çok iyi bilirler. Versen Iron Boy'u bana. Iron Boy ormana daha önceden gelip koruma yaptığı için şu anda tedirgin davranıyor birazcık. Karşımıza herhangi bir şey çıkabilir diye. Ver onu bana. Dur, yürüme. Sen Kelly'yi gezdir hadi. Bundan önce daha ormana gelip alan koruma videosu denediğimiz için şu anda ormanda gezdiğimizde, bugün de pazar günü, insanlar var. Tedirgin oluyor ister istemez. Bunu yapan tabii ki de biziz. Yavaş, dikkatli. Şimdi bir de dişi mi erkek mi arasındaki fark. Dişiler gördüğünüz gibi biraz daha küçük oluyor. Aynı zamanda Kelly Iron Boy'un annesidir. Dişi daha küçük oluyor. Erkekler biraz daha kaslı, biraz daha görsel oluyor. Tabii Kelly de şu an hamile. Hamile olduğu için birazcık göbekli duruyor. Bundan dolayı şimdi erkek tercih ettiğinizde erkekler biraz daha diğer erkek köpeklerle anlaşamama ihtimali olabilir. Ama dişiler, erkek ve dişi köpeklerle daha iyi anlaşabilirler. Erkek köpekler, biz genelde 14-15 yaşında çocukları olanlara, daha büyük yaşlı çocukları olanlara erkekleri tavsiye ediyoruz. Daha küçük yaşta çocukları olanlara dişi tavsiye ediyoruz. Çünkü bunun sebebi dişi hiçbir şekilde zorlama yapmaz, ama erkek hormonal olarak, bu tüm ırklarda geçerlidir. Hormonal olarak bir üstünlük, bir çabası vardır. Bundan dolayı da tabii ki de diğer köpeklerle münakaşa etmesi vesaire filan bir çocuk gezdirirken hoş karşılanacak şeyler değil.
Şimdi Iron Boy lekeliği açalım. Biraz da herhalde ormanın sonuna doğru geldik. İnsanlar rahatsız olmaz. Evet. Haydi koşuyoruz. Koş 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 koş. Koş Işıl koş. Koştur onları ama düşmeden dikkat et. Yerler çok kayıyor. İngiliz'de fotoğraflarda büyük çıkabiliyor. Genelde aldığımız cevaplar özgür ve çok büyük, işte ağızları büyük duruyor. Arkadaşlar bu köpekler gülümsemesiyle meşhur olan köpek türüdür. Gülümserler yani ağızlarını açtığı zaman. Tabii ki de buna alışkın olmayan insanlar bunu yanlış değerlendirebiliyor. Ama gördüğünüz gibi Türkiye'de 500 tane bulunan gerçekten özel bir ırk, özel bir köpek. Çok seviyoruz ve sevdiğimiz için de elimizden geldiği kadar bu ırk adına iyi olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Diyeceklerim şu anda bu kadar. Birazcık size sopa atıp getirme gösterisi yapalım. Sopa bulabilirsek. Oh, oh, oh. Evet, bravo. Haydi. Iron Kelly. Evet. Bugün Pitbull ve İngiliz Staff hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla detaylandırmak Kelly istemiyorum. Çünkü kötü ya ırk yoktur. Kötü sahip vardır. Kelly. Onun için Pitbull da hırslı bir ırk olduğu için kötü kullanıma müsait bir ırk. İnsanlar da bunu gerçekten kötü kullanıyor. Dövüştürüyorlar. İnsanlara saldırtıyorlar. Bunları öğretiyorlar. Bunları aşılıyorlar. Sıfır bir bellek aldığınızı düşünün. Bir hayvanı nasıl yetiştirirseniz o şekilde devam eder. İngiliz Staff. İngiliz Staff'a da öğretseniz İngiliz Staff da öğrenir. Golden da öğrenir. Isırma vakalarının çoğu biliyorsunuz küçük ırklardan geliyor. Bununla alakalı söyleyebileceğim Pitbull kötü ırk değil ama Pitbull ayrı bir ırk, İngiliz Staff ayrı bir ırk, Amerikan Staff farklı bir ırktır. Bunları daha detaylandırılacak şekilde yine sizlere anlatmaya çalışacağım diğer videolarımda da. Görüşmek üzere, hoşça kalın.